Bagaryan, sizin nezdinizde bütün İran halkının dost ve kardeş bir halkın bu büyük üzüntüsünü, bu büyük yasını paylaşmak istiyorum. Salat ve selam ile paylaşmak istiyorum. Yas ile paylaşmak istiyorum. Tabii sadece Sayın Reisi yoktu helikopterde. Tebriz imamı da oradaydı bildiğim kadarıyla ve yanılıyorsam düzeltin, Dışişleri Bakanı da oradaydı. Evet. Değil mi? Evet. Ve son dönemde gördüğümüz en başarılı Dışişleri Bakanlarından biriydi. Gerek Batı Asya'da uyguladığı politikalar, gerekse Rusya'yla, Çin'le, Türkiye'yle uyguladığı politikalar açısından. Şimdi ben biraz önce şöyle bir şey söyledim. Kaza ise bile suikast addederim. Kaza ise bile suikast addederim. Siz bir ülkeye 50 yıldır ambargo uygularsanız, değil helikopter alması, çocuklara mama bile aldırtmazsanız, bunun adı ne olursa olsun suikasttır diye. Siz nasıl gördünüz efendim bir gazeteci olarak? Bize son bilgileri ölümünün teyidiyle başlayarak aktarabilir misiniz? Teşekkür ederim. Yapımız itibariyle biz hemen komplo teori ve daha doğrusu suikastlara falan yöneliyoruz. Tabii bu yapımız itibariyle tekrar söylüyorum, Orta Doğu çocuğuyuz. Ortak kaderlerimiz var. Ben size katılıyorum. Fakat burada ilk etapta resmi açıklamalara dayalı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Ta ne kadar biz farklı düşünsek de devlet kanalıyla ya da devlet kanalıyla bu işin bir kaza olduğunu ve daha doğrusu sağ kurtulan olmadığını ve 9 kişiye mürettebatla birlikte, korumalarla birlikte 9 kişiden ölümünden bahsediyorlar. Tamam, bu doğaldır. Dünyada bazı bunun benzer kazalar oluyor ama bu kazaların arkasında sizin bahsettiğiniz gibi, ki ben de katılıyorum, %100 katılıyorum size, bazı güçler var. Dolayısıyla buradaki esas yapana değil yaptırana bakmak lazım. Yani neden böyle bir suikastı acaba teşebbüs ediyorlar ya da ne gereksinimi mi nedir? Bakın, dün sabah biz bir bayramla uyandık. Yani İran ve Azerbaycan arasında buzların tamamıyla erimesi ve devletin, iki devletin yatırımı, ortak yatırımı su üzerinde. Su biliyorsunuz birçok ülkelerde savaş sebebi oluyor ama bu su barış sebebi olduğuna, İran ve Azerbaycan arasında büyük bir yatırım ve kalkınma projesi açılışı yapılıyor. Tabii bu açılış dün yapılmadı. Yani bu barajın açılması aylar öncesi, yıllar öncesi zaten tasarlanmış, tamamlanmış ve dolayısıyla bir şekilde açılış merhum Reisi Bey'e kaldı. Yani dolayısıyla tekrar söylüyorum, çünkü Sayın Aliyev'in konuşmasına bir bakın, Sayın Erdoğan'ın konuşmasına bir bakın, yani sanki o ülkeden bir kişi vefat etti. Yani bu çok önemli şeylerdir. Yani komşuluk ilkesi ve komşuluk ilişkisi her şey uluslararası ilişkilerin önüne geçti. Bu güzel şeylerdir. Orta Doğu'da bunu kavuşmak, bunu yaşamak, Orta Doğu'da bunu ulaşmak zordur. Bakın, tek böyle bir zorlu şartlarda altında biz yaşıyoruz ki Orta Doğu'da. Dolayısıyla tam bu noktada buna ulaşırken böyle bir kaza gerçekleşiyor. Tabii bütün ihtimaller, bütün parmaklar bir sabotaj, bir suikast, her şeyi gösteriyor. Size katılıyorum. Yani siz katılmamak mümkün değil. Tekrar söylüyorum, mümkün değil. Ama Sayın Bagaryan, özür diyerek keseceğim sözünüzü. 43 yıldır gazetecilik yapıyorum. Türkiye'de jandarma genel komutanı öldürüldü. Jandarma genel komutanı öldürüldü. Bir siyasi parti genel başkanı helikopter kazasında öldürüldü. Ve ben her ne kadar tarafsızlık diye konuşulursa konuşulsun, Amerika bir tarafta varsa, İsrail bir tarafta varsa, ben tarafsızlıktan yana değilim. Objektiflik deniyor. Objektiflik bizim dost ve kardeş bir halkımızın Sayın Cumhurbaşkanı Hazretlerinin ölümünü soğukkanlılıkla karşılamakla olmuyor. O ölümü... Katılıyorum. O ölümü bir an önce adlandırıp, nitelendirip karşılığını vermekle olur objektiflik diye düşünüyorum. O yüzden kusura bakmayın, duygusal bulduysanız, evet duygusalım. Duygusal bulduysanız duygusalım ama tarafsız objektif gazetecilik denen şey her ne biçim bir şeyse, hep Amerika'nın işine yaradığı için, hep İsrail'in işine yaradığı için ben karşıyım böyle bir şeye. Sözlerimi bu çerçevede değerlendirirseniz, ya bu adam da bilmem ne yapmış diye düşünmeyin yani. Evet, şöyle izah edeyim. Bakın, biz İsrail'de de bir ülkeyiz. İsrail'de de bir toplumuz. İsrail'de de bir halkız. Siyonizmin bir beşeriyet düşmanı olduğuna ben bile inanıyorum. Yani şu anda ben bunu ifade ediyorum. Siyonizm bir
beşeriyet düşmanıdır. Ve hatta biz İsrail'in konuşurken ben devlet, hatta rejim kelimesini bile kullanmıyorum. Çekiniyorum. Ben bir projeden bahsediyorum. Kağıt üzerinde, terör üzerinde kurulmuş bir projedir. Dolayısıyla burada benim o taraf, o yöne çekmemem mümkün değil. Yani kesinlikle ben sizin gibi düşünüyorum. Fakat burada işin mahiyeti, yani resmi bilgilere de açıkladık. Kendi fikrimizi de açıklayacağız. Yani dolayısıyla devletin burada, devlet aklıyla yürümek başka bir şeydir. Yani devletin okuma biçimi farklıdır. Devlet bazen karar veriyor kendi bekası için ya da maslahatlar üzerinde. Böyle bir şey, kaza susu verilmesi ya da kaza ile kapatılması devletin, belki devlet aklıdır. Ben onu o olabilir, o, yani. o olabilir. O makul, o makul, o makul. Sayın Bagaryan, ben devletim diye 9 kitap yazmış bir insanım Türkiye'de. Devletin işleyişini, devlet mantığını gayet iyi bilirim. Bunlar üzerine söylüyorum ama sizinle belki şeyi konuşmamız gerekiyor. İşte dün akşamdan beri takip ediyorum. Sabahın ilk saatlerine kadar da uyumadan takip ettim. Efendim işte İran'ın rejimi tartışılmaya başlandı. Bırakıldı reisin ölümü. İşte İran neden 44 yıllık bir helikoptere bindirilmiş? Evet. İran'da acaba bu olay Molla rejimine karşı bir ayaklanmanın habercisi oldu. Bunlar tartışılıyor artık. Yani işi buraya çekiyorlar. O manada konuşuyorum ben sizinle. Anladım. Şimdi izah edeyim. Yıllar öncesi hatırlarsanız bir bomba patlama neticesiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan, o zaman Başbakan vardı bizde, son anayasa değişikliği yapıldı. Ve 70 milletvekili birden zaten hayatını yitirdi. Orada bir şey olmadı. Yani o zaman Ayetullah Hümeyni dönemindeydi, bir şey olmadı. Artışı günü zaten bir yetki görevi birine verildi ve sonrası bir erken bir seçim oldu ve tamamlandı. Dolayısıyla burada da aynı şekilde devam ediyor. Devlet bekası bunlara bağlı değil. Devlet başka bir yapıdır. Yani devlet geleneği başka. Çünkü müesses nizam halk tarafından seçilmiş bir insandan ibaret değildir. Burada bütün kabine bile içerisinde olsa bile bir şey değişmiyor. Fakat burada konu şu. Bu kimin bu olaylardan nemalanıyorlar? Yani kim yaptıysa ve kim nemalandı? Bunlar ikisi birden tartışılması gerekiyor. Örnek söylüyorum. Burada bölgenin kalkınmasını istemeyen birçok unsur var. Birçok faktör var. Birçok aktör var. Yani siz daha bilirsiniz. Estağfurullah. Gerçekten bölgenin... Yani, tabii, bu bölgenin, şimdi bakın, bir su üzerinde bir anlaşma yapılıyor. Biliyorsunuz İran 2 gün öncesi Türkiye ile elektrik satışı anlaşması da yaptı. Yani bunlar iki ülke arasında halka açıklamayan bazı konulardır ama yani bunlar iki devlet arasında bağlılığı pekiştiren bir konulardır. Dikkat. Daha doğrusu merhum reisi döneminde İran ve Türkiye arasındaki yakınlaşması çoğaldı, fazlalaştı. Yani pekinleşti. İran-Azerbaycan'ın arasındaki buzda erimeyi başladı. Hele bu 44 haklı savaştan sonra belki bir takım husumetler, bir takım yani yanlış anlaşılmalar olmuştu. Ama yavaş yavaş bölge bir bölgesel bir ittifaka doğru gidiyordu. Bu bölgesel ittifak kimin işine yarıyor? Tabii bölgedeki ülkeler, bölgedeki halklar. Kimin işine yaramıyor? Bu kimin işine yaramıyorsa o bölgeyi zaten karıştıran onlardır. Yani dolayısıyla ben burada İsrail'i kastederken, ben İsrail'in bu işin içinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İsrail'in gücü yetmez. Yani İsrail kendinden bir güç sahibi değildir. Yani İsrail terörden başka bir şey bilmiyor. Yani sadece öldürme emri verebilir. Başka hiçbir şey yok İsrail'de. Dolayısıyla bunun arkasında da başka güçler olması gerekiyor. Onu kastettim. Şimdi İran'da meşruiyet tartışması. Meşruiyet tartışması anayasanın 131. maddesine göre şu anda mevcut olan birinci yardımcısı onun yerine geçiyor. Amerika'da da öyle. Yani Biden'ın başına bir şey gelirse Kamala Harris onun yerine geçecek. Yani burada bir kaosun yaratılması söz konusu değil ki.